야, 거울상. Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı cumalar. Bakın Pablo havlıyor. Baron... Baron hemen koku almaya başlıyor. Yani bir şey mi var, niye havlıyor bu? Bakın şu an koku almaya çalışıyor. Burnu oynuyor, görüyor musunuz? Aferin benim. Aferin. Pablo. Pablo. Şşt. Pablo. Hayır. Tamam. Reyna, gel kızım bakayım. Gel kızım bakayım. Gel kızım bakayım. Gel. Reyna gel. Gel bakayım kızım. Gel kızım bakayım. Gel. Gel kızım. Reyna, hadi gel. Gel bakayım. Reyna. Sen değil Baron Reyna. Reyna gel kızım. Hadi gel kızım bakayım. Gel kızım bakayım. Gel. Şerefsiz. Gel. Reyna. Reyna. Gel bakayım buraya. Şşt. Reyna az önce kızdım arkadaşlar. Yanıma gelmiyor. Çünkü şerefsiz. Bak seni döverim bak Reyna. Şuraları hep yemeye başladı. Taktı buraya. Kapının girişini narkoz şerefsize öğretti. Bak. Ne oldu oğlum? Arkadaşlar özellikle baronu çekiyorum ki hareketlerine falan iyi bakın yani. Çünkü baronu daha tam anlayamayan, tanıyamayan insanlar var. Yakında onlar da daha iyi anlayacak inşallah. Yani dün bir canlı yayın yaptık. Canlı yayında, video değil yani bu, canlı yayın. Canlı yayında 8 tane köpeğimi aynı anda aynı çatı altında barındırdım. Bunu da canlı canlı izlediniz. Hala yani bu köpeklerin birbirlerine zarar vermeden nasıl bir arada durduğunu takdir etmek yerine baronun korkaklığından bahsettiler. Tabii bu farklı farklı hesaplar açıp 4-5 hesapla algı yaratmaya çalışanları da biliyorum. İyi niyetli olup eleştirenleri de biliyorum. Sorun değil. Ama Baron, yani Baron benim en asil köpeğim zaten. Bunu biliyorsunuz. Pablo da öyle, korsan da öyle. Hepsi benim için en asil köpeğim standardına getireceğim. Ben bunu söyledim. Birbirinden farklı olmayacak. Herkes diyor Pablo hayranlığın var diye Baron'u
baronu burada ziyan ediyorsun. İşte bilmem ne falan bu tarz şeyler. Ben iyi niyetli olup eleştiri yapanlar adına konuşuyorum. Onlara sesleniyorum ki Diğer algılara çok inanmasınlar. Çünkü algı yapıldığı apaçık ortada. Köpek hiç hoplamıyormuş, zıplamıyormuş, bilmem neymiş. Bunlar hep laf yani. Çok merak ediyorsanız Instagram canlı yayınlarına bakın. Ondan sonra yürüyüş videolarına bakın. Yani Baron'un dışarıda gezdiğimiz videolarına bakın arkadaşlar. Yani bu bir şeyleri söylerken hepsi hakkında bilginiz olsun. Sadece tüm böyle olumsuz şeyleri düşünüp izleyip karar vermeyin. Baron'un bana nasıl saygı duyduğunu anlayamayanlar barona korkak demeye devam etsin. En azından yani bunu öyle dile getirdikleri zaman, yani çoğu zaten bilen insanlar oluyor, buraya gelenler oluyor. Baron'un ne olduğunu herkes biliyor yani, anlayan biliyor. Yani kangallar şov köpeği değildir arkadaşlar. Bunu bilin. Neyin ne olacağını da iyi anlayan bir köpektir. Kangallar. Yani burada Pablo'yu içeri aldığımda ufak bir sürtüşmede ona kızacağımı da iyi anlar. Biliyor. Ben Baron'a bugüne kadar belki bir iki tokat vurmuşumdur. O da bakın, o da hiç mevzu yokken böyle sadece burada kabloyu ısırdı, bilmem ne oldu, o tarz şeylerden dolayı böyle bağırmışımdır, çok bağırdım. Ama o bağırmam işte bunu bana böyle saygılı bir hale getirdi. Ben tecrübemle bunu edindim. Barona kızdığım zaman başını iki elin arasına koyup bana öyle bir saygı duyuyor ki artık yani barona diyecek bir şey yok yani. Baronun artık elini öpeceksiniz. Çünkü gerçekten duruşuyla kalitesini ortaya koyuyor. İşte köpekten anlamayan arkadaşlar da böyle yok, öyleydi, böyleydi falan. Yani onlar istiyor ki burada baron hepsine bir racon kessin. Mırlasın. Öyle şeyler istiyorlar. Bunu anlıyorum. Ama şunu bir düşünsenize, o baron burada Pablo'ya hırlarsa veya bir şey olursa, Pablo ona hırlarsa, birbirine girerseler, akacak kanı kimse tahmin etmiyor. O köpeklerin alacağı yarayı kimse tahmin etmiyor. Biz burada şov yapsaydık onu isterdim yani o zaman. Bir ufak bir girseler birbirine, sonra ayırırız ne de olsa. Bu tarz şeyler de yapılabilirdi yani, ama ben istiyorum ki köpeklerin birbirine yara vermeden aynı çatı altında yaşasın. He, burada Baron İşte benden çekinmiş de bilmem ne olmuş. Çekinecek tabii ya. Baron benden çekinecek kardeşim. Bu baron yani. Adı baron. Kangal bu. Yani bu bir kavgaya girerse kangalların dövüş, yani kangalların çoğunu dövüştürmüyorlar. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Kangallar çok yırtıcı. Çok ağır yara verir yani. Köpek ne kadar iri de güçlü de olsa kangalla dövüştürmüyorlar ki, kangal çünkü yara veriyor. Mesela Malaklılarla bu köpekleri hani çiftleştirip daha büyük ırklar yapıyorlar. Dövüş köpekleri yapıyorlar. Yani bu köpeklerle bile kangalları atmıyorlar. Çünkü kangallar yara veriyor. Yani o yüzden kimse köpeğinin yara almasını istemiyor. Benim bu işi bilenlerden duyduğum bu. Şimdi Baron, bakın. Baron burada oturup bir kenara çekildiyse canlı yayında belki görmüşsünüzdür. Orada hiçbir köpeğe yanaşmıyor arkadaşlar. Hiçbir köne, bak, köpekler hep yanından geçiyor. O böyle aman biri bana değmesin. Çünkü azar yerim. Ben zaten Pablo'yu buraya sokmadan bağırdım biraz böyle. Pablo'yu da bağırdım, ona da, çünkü ilk defa yani yürüttüm. Bayağı yan yana gezdiler. Kaç kere? Yani videoları var zaten.
8'ini de aynı anda yürüttüğüm videoları var. Ama şu hani burası kafes gibi bir yer. Buraya hiç sokmamıştım ilk defa. Bunu da ilk defa vallahi billahi canlı yayında yaptım yani. Hani bir şey olsaydı canlı yayında olacaktı. Ama Baron benden çekindi, Pablo benden çekindi ve bir şey olmadı. İşte benden çekinecekler yani sonuçta. Ya bunu canlı yayında gösterdim ve buna hani isterdim ki yani saygı duyulsun yani bu köpekleri bir arada tuttuysam bu şekilde. Bakın mesela bugün korsan Escobar'ı çarptı yani. Escobar'ın hatta o da yara aldı bakın. Bakın oradan yara aldı. Escobar da ona biraz yara verdi. Korsan da verdi. Ama Escobar kurtulurken yara verdi. Ben kurtardım onu. Çünkü Escobar'ı çok sevdiğim için Escobar da biraz bazen haddini aşıyor. Lady'ye, şimdi korsan Lady'ye zaten hep yazılıyor. Escobar da Lady'ye yazılmaya başladı. Allah'tan yan yana, ben de yanlarındaydım. O ara kurtardım Escobar'ı. Ufak tefek çizikler olacak tabii. Yani bunlar yara bile sayılmaz yani. Benim elimde bile bakın, bende bile bir sürü yaralar var. Ayağımda, elimde. Yani köpekteki o yaralar bir şey değil yani. Oynarken bile birbirlerine yara veriyorlar. Yani ondan bir sıkıntı olmaz ama tabii burada Escobar haddini biraz daha bilmeyi öğrenecek. Korsan şu anda Escobar'ı biraz daha böyle şeyini kırdı. Ama bu demek değildir ki Escobar sünepe bir köpek olacak. Bazı arkadaşlar bu işi yanlış anlıyor. Ben burada tek köpek beslemiyorum. 8 tane köpek var. Ezilen ezene karşı saygısını gösterecek ki bir daha öyle bir şey yaşanmasın. Bunu bazı arkadaşlar bilmiyor. Yani böyle kalabalık köpek besleyenleri iyi anlar. Şimdi mesela Baron'la Pablo neden birbirine girmiyor artık? Biliyorlar yani, ikisi de yara alacağını biliyor. İkisi de birbirinin dişinin tadını biliyor. O yüzden temas olmuyor. Narkozla Pablo arasında öyle. Narkoz ara sıra kolpa yapıyor zaten, o bilindik bir şey ama kolpalardan bir şey olmaz. Ama ben olmadığım zaman o kolpayı da yapmıyor. Ben varken yapıyor. Yani bunda bir sıkıntı olmaz. Sadece bu tarz aralarındaki atışmalar birbirlerine artık saygı duymalarını öğrenmelerine yardımcı olur. Hayatımda en uzun köpeklerle yaşadığım dönem bu dönem oldu. Yani hayatım boyunca hep köpeklerle beraberdim ama işte aralıklı hep böyle. Ama şimdi gecem gündüzüm hep onlarla. Bir yıldan beri, yaklaşık bir yılı geçti zaten. Bir yıldan fazladır. Yani bu süre zarfında tecrübe edindim arkadaşlar. O tecrübelerimle kendimizi daha da geliştireceğiz inşallah. Ama bu süre zarfında işte bu YouTube kanalı da büyüyor. Hem insanları öğreniyoruz hem hayvanları. Yani insanların değişik insanlar olduğunu da buradan öğreniyoruz. Daha çok şey öğreneceğiz ya. Yani hiçbir zaman tam olmayacak yani. Ne olursa olsun, dört dörtlük de olsa, bakın dört dörtlük de olsa hiçbir zaman tam olmaz. O yüzden biz elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakmaya, birbirlerine yara vermeden bunları beslemeye devam edeceğiz. Ve bu işin de keyfini süreceğiz yani arkadaşlar. Hem ben hem siz hem sevenlerimiz, buraya ziyarete gelenler. Yani adam Almanya'dan videosunu çekeceğiz. Çekelim yani, eğer izin verirse abi. Düşünün, Almanya'dan Sakarya'ya geliyor memleketi. Oradan da Trabzon'a benim için geliyor eşiyle beraber. Adamın yaşını tahmin ediyorum telefonda konuşmamıza göre. Yani 50 yaşlarında bir adam. Yani böyle bir sevgiyi hak etmişsek, yani
Bunun gerisini de takdirini de size bırakıyorum. Fazla söz söylemeye gerek yok yani. O fuzuli konuşanlara da zaten yani eskiden, açıkçası söyleyeyim, eskiden takıyordum ama şimdi böyle hani açıklama yapmak sevenlerim için açıklama yapıyorum ben. Yani onlar da hani bir şeyleri bilsinler. Bazen sevenlerimiz de eleştiriyor. Onlara sıkıntı yok ama yanlış anlayarak eleştiriyorlar bence. Belki onların fikirleridir. Onlara da saygı duyuyorum ama dediğim gibi 4-5 tane hesaplar açıp farklı farklı algı yaratanlara da bunu belirtmek istiyorum ben. Yani bu artık belli oluyor arkadaşlar. Devam edin. Bakın eskiden gerginlik oluyordu böyle şeylerde. Hani bir şey olduğu zaman. Şimdi öyle bir şey de yok yani. Ben kendi açımdan diyorum. Hiç gerginlik falan da yok. Gayet güzel, rahat. Bu doğanın, bu hayvanların keyfini sürüyoruz. Şimdi işimize devam edeceğiz. Bugün cuma. Bir iki saat sonra cuma namazı var. İşte cumaya gideceğiz. Allah herkesin cumasını mübarek kılsın. Saatte şu anda herhalde 9-10 civarları. Videoyu kapatacağım. Tekrar yeni videolarda görüşeceğiz inşallah. Bu çektiğim videoları kıskananlar çok oluyor biliyorum. Her gün video atıyorsun. 3 video, 4 video, 2 video. Artık bazıları şeyle eleştiriyor. Artık uzun video çekemiyorsun, kısa video atıyorsun diye eleştirenler bile oluyor. Düşünün, bakıyorlar ki bu video atmaya devam ediyor. Yani bunu bile söylüyorlar. Yani arkadaşlar, yani ne kadarsa an o kadar çekiyorum. Yani bunun kısası uzunu yok yani. Şimdi ben zamana bile bazen bakmıyorum ki yani. O mevzu bitiyor, konu bitiyor. Ben uzatmak için de video çekmiyorum. Kısaltmak için de kısa tutmuyorum. Yani neyse o, rahat rahat, tamamen rahat çekiyorum yani. Hepinize hayırlı cumalar tekrardan. Şu videoyu da kapatmadan başka bir şey de yapayım madem kapatacağız videoyu. Güzel bir şekilde kapatalım. Bugün köyde cenaze var yine zaten. Allah rahmet eylesin. Yine bir komşumuz rahmetli oldu. Güzel bir şekilde kapatalım dedik. Cenazeyi söyledik. Aklıma geldi. Şöyle camiyi görünce aklıma geldi. Ben güzel bir şekilde derken baronu yanıma çağıracağım. Onun gelmesiyle kapatacağız. Baron! Gel oğlum bakayım. Gel bakayım buraya oğlum. Gel, nasıl bir adam olduğunu görsün. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel oğlum. Hadi gel oğlum bakayım. Hadi gel baron. Hadi oğlum. Gel bakayım. Gel buraya. Baron gel. Baron. Hadi gel oğlum bak. Bak baron gel buraya. Gel buraya bak. Şimdi diyecekler barona gel diyorsun gelmiyor. Zaten kangalın geldiğince gel, gittiğince gitmeyecek bir köpek olduğunu herkes biliyor da. Ama ben yine göstereyim. Benim baronum geldiğince gelir. Gel oğlum bakayım. Gel. Hem de çamura basmadan gelecek tahtanın üstünde. Gel oğlum bakayım. Baron. Hadi gel oğlum bakayım. Şimdi bunu görün. Gel oğlum. Gel bakayım. Baron gel. Hadi oğlum. Gel bakayım buraya. Gel şu an bakayım. Evet. Şimdi bunu da görmüş olun. Şu köpeğin güzelliğini, gözlerini görmüş olun. Kahverengi gözlerini. Aferin oğlum benim. Pablo. Pablo. Mermi orada, mermi. Tamam oğlum. Ya videoyu kapatacaktık 5 dakika önce. Gene kapatamadık yani. Aferin benim oğluma. Ha bu Reyna da bu kapının orada duruyor. Ha buraya yemeye devam edecek. Şimdi gidiş şerefsiz Reyna. Korsan gel bakayım. Korsan gel bakayım. Korsan gel. Korsan gel oğlum. Korsan gel. Gel bakayım. Gel korsan gel oğlum. Gel bakayım oğlum.
korsan. Evet, korsana bak gel dedim, geliyor. Şimdi giriyor içeri tekrar. Evet arkadaşlar, videoyu kapatayım ben. Kendinize çok iyi bakın. Son olarak üzümleri de görün. Tamam mı? Bir güzellik daha göstereceğim size. Bu da şurada bir kabak var. Bunu da annem koymuş üzümlerin içine ya. Allah'ım, bunu göstermeyecektim. Ben bunu gösterecektim size. Bunu yarın yiyeceğim arkadaşlar. Bir tane armut var armutta. Bu armut fidan. Yani ufak yavru meyve. Bunda bir tane var. Bunu bir aydır bu armutu bekliyorum. Yarın yiyeceğim bunu. İnşallah olmuştur. Bakalım nasıl bir armut bu. İlk meyvesini yiyeceğim. İlk meyvesini ben yiyeceğim. Başka göstereceğim çok güzellik var ama onları sonra göstereceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.